Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak projelerde yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Hızır Reis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selman Reis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli denizaltı projelerinin teslim edilme tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni tip denizaltı projemizde ilk denizaltımız Piri Reis'in bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bugün havuza çekim işlemini yaptığımız Hızır Reis denizaltımızın 2023 yılında, Selman Reis'in ise 2027 yılında hizmete girmesini planlıyoruz. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız. Bu kritik projede yaklaşık 30 yerli firmamız denizaltı platformu ve sualtı teknolojisine yönelik tasarımları ve üretimleriyle sorumluluk üstleniyor. Dünya tarafından tip 214 olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine haiz yerli denizaltılar bu özelliğiyle Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Sualtı, suüstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan yerli denizaltılar birçok tipte torpido, füze ve mayın dökebilme özelliğine sahip olacak. Proje kapsamında Gölcük Tersane Komutanlığı'nda yapımı süren ilk denizaltı Piri Reis'in bu yıl içinde hizmete alınması hedefleniyor. Havuza çekim işlemi gerçekleştirilen Hızır Reis denizaltısı 2023 yılında, Selman Reis ise 2027 yılında teslim edilecek. Bu yıldan itibaren her yıl bir denizaltı hizmete alınıp 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltı Türk donanmasına kazandırılacak.